Evet, 68 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'ya gidelim şimdi arzu ederseniz. Bilgisayar mühendisi Koray Güçlü Skype bağlantısıyla Frankfurt'tan karşımızda. Son durumu kendisinden alacağız. Koray Güçlü bizi duyabiliyor Evet, duyabiliyorum. zannedersen. Peki bir Skype bağlantımız daha var. O da İspanya'da. İspanya'da ciddi oranda savaşıyor koronavirüsle ve 1093 kişi hayatını kaybetti İspanya'da. 21.571 toplam vaka sayısı en azından şu ana kadar açıklanan. Barcelona'da da yazar Hülya Acar bizimle birlikte. İspanya'daki son durumu da Hülya Hanım'dan alacağız ama önce Frankfurt'a bağlanalım. Almanya koronavirüs mücadelesinde başarılı olan ülkelerden biri olarak varsayılıyor. Ama oradaki atmosferi siz aktarabilir misiniz bize? Evet, otoriteler hastalığın geniş bir kesimi yayılacağını öngörmekte. Şansölye Merkel de bunu destekleyen açıklamalar yaptı. Buradaki amaç aslında yoğun bakım yatak kapasitesini en iyi şekilde kullanmak. Şu anda 28 bin yoğun bakım yatak kapasitesi. Hastalık kontrolsüz bir şekilde yayılırsa bunun yoğun bakım yatak kapasitesini kötü şekilde etkileyeceği yönünde görüşler var. Bundan dolayı hastalığın yayılmasını yavaşlatmak istiyorlar. Bundan dolayı farklı önlemler alınıyor. Örneğin bugün markete çıktım. Markette önceden güvenlik görevlisi yoktu. Şu anda bir güvenlik görevlisi beklemekte. Onunla konuştum işte kaç kişi içeri alıyorsunuz diye. Şu anda marketin büyüklüğüne göre 70 kişi içeri alacaklarını söylediler. Tabii markette para verirken örneğin bir kutunun içine koyup parayı öyle alıp veriyoruz. Her eyalet sisteminden dolayı şu anda farklı önlemler var. Örneğin şu anda Hessen eyaletinde 5 kişiden fazla kişinin toplu halde yürümesi yasak. Hafta sonu tekrar konuşacaklar. Bütün eyaletler kapsayan geniş bir önlem nasıl alacaklar diye. Bunları tabii aşama aşama sertleştiriyorlar. Burada insanların bu önlemleri çok dikkate almadıklarını gördüler. Örneğin hava güzel olduğunda herkes dışarı çıkıyor, herkes arkadaşlarıyla buluşuyor, kafelere çıkıyorlar, çok mesafe bırakmıyorlar örneğin masalar arasında. Bunu görünce tabii daha sıkı önlemler almaya başladılar. Bu önlemler yavaş yavaş sertleşmekte şu anda. Tabii bunun ekonomik boyutu da var. Şu anda fabrikalar ham madde alamıyorlar, üretimi azaltıyorlar. Üretim azalınca tabii insanları daha az çalıştırıyorlar. İnsanlar daha az para alıyor, daha az maaş alabiliyorlar. Biz şu anda evden çalışmaktayız. Herkes evden çalışabilenler evden çalışıyor. Bu avantajı var tabii evden çalışanların. Ama evden çalışanlar, örneğin çocuğu olanlar, evden çalışamayıp çocuğu olanlar zorluklar yaşıyor. Çünkü evden çalışamayıp çocuğu olanlar şu anda çocuklarını kreşlere de gönderemiyorlar. Kreşler de kapandı. Durum şu anda böyle önlemler giderek sertleşmekte, daha çok önlemler almakta hükümet. Koray Bey, şunu sormak istiyorum. Almanya nispeten iyi bir kontrol sergiliyor koronavirüsle mücadelede. Bunu sorguladığında yetkili merciler şöyle bir cevap geliyor. Mümkün olduğu kadar erken ve çok test yaptık diyor. Bununla ilgili basında ya da ortamda konuşulanları aktarabilir misiniz bize? Mesela medya bunu nasıl aktarıyor? Mümkün olduğunca çok test yapmaya çalıştılar ama tabii herkes de test edemiyorlar. İlk başta risk gruplarını test ettiler. İtalya'dan gelen, örneğin kayak bölgelerinden gelen, Lombardi'den gelen insanları test etmeye çalıştılar. Daha sonra tabii örneğin Frankfurt'ta yerel bir yerdeki günlük test kapasitesi 200 ama oraya daha çok insan gidiyor test olmak için. Bu tabii kapasite kaldırmıyor şu anda. Test edemiyorlar herkesi. Bu tür zorluklar yaşanmakta şu anda. Tabii Almanya'da biraz geç tedbirler aldı. Tedbirleri biraz daha geç oldu. Bundan dolayı çok arttı Almanya'da. Tedbirlerin tabii daha önce burada hükümete olan eleştiri daha tedbirlerin geç gelmesi. Daha önce
alınsaydı bu sokağa çıkma önlemleri gibi önlemler biraz daha tabii önlenebilirdi. Bu şu anda çok arttı sayısı. Perşembe günü konuştuğumuzda 12 bin civarıydı. Şu anda Bing arama motorunun koronavirüs sayılarına baktığımda 19 bin civarı görünüyor Almanya'da. Çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Zaten Şansölye Merkel'de 2. Dünya Savaşı'ndan şimdiye gördüğümüz en ciddi durum, birlikte olmalıyız diye bir mesaj verdi televizyon konuşmasında. Evet, Almanya'da durum böyle. Peki İspanya'da durum nasıl? İspanya'da aslında tablo biraz daha vahim. 1093 kişi hayatını kaybetti İspanya'da maalesef ve 21.571 en azından şu ana kadar bildiğimiz açıklanan toplam vaka sayısı. Barcelona'da yazar Hülya Acar bizimle beraber. Öncelikle günaydın diyelim Hülya Hanım'a. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Sizden alalım İspanya'daki yeni önlemleri, İspanya'nın koronavirüsle mücadelede nasıl bir yaklaşım sergilediğini ve elbette ki orada halkın durumunu. İspanya'da geçtiğimiz hafta cumartesi günü kraliyet kararnamesi yayınlanmıştı. Bunu bize Başbakan Sanchez okudu. İşte bu noktadan sonra artık gerekli önlemlerin alınmaya başladığını görebiliriz. Bunun öncesinde açıkçası İspanya gerekli tedbirleri almadı. Bu çok netti. Ülkeye gelen milyonlarca turist, o dönemde gelen milyonlarca turist bir şekilde bu virüsü taşıdığını düşünüyoruz. İlk Madrid'de başladı, arkasından ülkenin diğer eyaletlerine yayıldı. Temel gıda ihtiyaçlarımız veya benzeri şeyleri almak ya da işte bir 5 dakika evcil hayvanımızı gezdirmek gibi ki onda da zaten yine her adımda biriyle karşılaşıp, bir polisle karşılaşıp ya da bir askerle karşılaşıp bilgi verme olasılığınız çok fazla. İspanya'da bu rakamın çok artmasının sebebi biraz evvel de söylediğim gibi önlemlerin zamanında alınmaması, yanı başımızdaki İtalya'dan gerekli derslerin çıkarılmamasıydı. Örneğin Mart ayı başında işte 8 Mart için mesela insanlar, 8 Mart insanlar, kadınlar sokaklardaydı. İşte aslında bunun önlenmesi gerekirdi. Tamam, yapılan davranışla alakalı bir şey yok ama o noktada birçok insan, binlerce kadın sokaklardaydı. O noktada birçok virüsün yayılma ihtimali düşünülemedi. Ya da işte evet, Hülya Hanım çok teşekkür ediyoruz. Koray Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Koray ben Bey Frankfurt'tan bağlandı bize. Hülya Hanım da Barcelona'dan bağlandı ve oradaki durumu aktardı. Elbette ki dünyaya çok teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz size. Bu topyekün bir mücadele.